bir kere böyle bir anlayış hür düşünceye aykırıdır. Demokrasiye aykırıdır. İnsanların zihni gelişmelerine pranga vurur. Belki hani dar zamanlarda belli meseleleri halletmek için kullanılmış olabilir ama asla bir ilke olarak kabul edilemez. Milliyetçilik hürriyeti savunur. Hür, insanların hür olmasını savunur. Çünkü hür olan insan düşüncesini geliştirir ve yararlı olabilir. Yoksa esir olmuş, köleleşmiş insandan kimseye fayda gelmez. Bu yanlış, istismar edilmiş, abartılmış ve çok zararlı bir noktaya getirilmiş slogandır. Hakikaten bunun terk edilmesi, yenilmesi lazım. Bir yapı var, bu dediğin yapı işte. Ülkücü irade tecelli etmiştir. Kimde? Genel başkanda. O her şeyin iyisini bilir, her şeyin doğrusunu bilir. O ne diyorsa böyle bir şey yok. Demokraside de yok, bugünkü dünya anlayışında yok. Milliyetçilik de bunu asla kabul etmez. Milliyetçilik millet yoluysa, milletin içinde olduğu bir hareketi, yani demokrasiyi benimser. Yani milliyetçiliğin içinde demokrasi var. Çünkü millet kendi iradesini ülkenin yönetimine ancak demokraside sokabiliyor. Milletin iradesini yönetime biz taşımayı savunuyorsak ki milliyetçilik o demektir aynı zamanda. Biz millete dayanıyoruz çünkü. Böyle prangalar işte kısırlaştıra hataları, sapmaları, zavallılıkları, yenilmişlikleri, acizlikleri örten bir zararlı örtü haline geldi. Aynı sen zaten sordun ama kendi kanaatin de içinde belli oldu. Ben de katılıyorum. Bunu hiçbir zaman benimsemedik. Ne geçmişte ne bugün. Hiçbir yazımda benim bulamazsınız bunu. Ne geçmişte ne bugün. Çünkü insanı köleleştiren her şeye biz karşı. Disiplin ayrı şey, hür düşünce ayrı şey. Yani bunları birbirinin şeyine, güdümüne veremeyiz. Elbette disiplin olacak. Sorumsuzluk olmaz. Şimdi cevap olarak ne dedi İkbal Bey? Biz, kusur bizde, biz tembeliz dedi. Yani biz çalışmazsak olmaz. Yani düşman şöyle yaman geliyor. Amerika böyle çalışıyor. PKK bilmem ne yapıyor. Şu bu. Ya ama kardeşim biz ne yapıyoruz? Yani onun için kendimizden başlamalıyız. Bunun çok faydası vardır kendimizden başlarsak. Kendimizi yola sokabiliriz. Kendimizi motive edebiliriz. Yoksa faturalar hep dışımızdakilere, bize karşı olan rakiplere, hasımlara çıkarırsak bize hiçbir şey kalmıyor. Hiç kusursuz kurlar oluyoruz. O bizim bir hastalığımız, bir de dağınıklık hastalığımız. Bunu bir türlü yoluna koyamadık.